Sebe suresinin 13. ayetinde Hazreti Süleyman'dan aleyhisselam bahsederek Allah Celle ve Ala şöyle buyurmaktadır. Cinler Süleyman'ın isteğine göre mabetler, kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar, leğenler, yerinden sökülemez sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davut ailesi! Allah'a şükür olacak ameller işleyin. Doğrusu kullarımdan gereği gibi şükredenler pek azdır. Bu ayetten, Allah'ın, Peygamberi Süleyman'a aleyhisselam, Seyyiduna Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem sonra kendisinden başka hiçbir peygambere nasip olmayan mucizeleri verdiği anlaşılmaktadır. 3000 yıl önce Beni İsrail Filistin'de yaşıyordu, 12 kabileye bölünmüşlerdi. O zaman, çok zalim ve cahil bir millet olan Filistilerin putperest bir milleti tarafından yönetilmişlerdi. Beni İsrail'in bir monarşisi, ordusu ve önderliğinde bu insanların kendilerine karşı savaşabilecekleri bir komutanı yoktu. Sonra Allah Celle ve Ala, Hazreti Samuel aleyhisselatu vesselam şeklinde bir peygamber gönderdi. Hazreti Samuel aleyhisselatu vesselam, kendilerine genç bir hükümdar Hazreti Talut rahmetullah aleyh olan bir lider seçti. Hazreti Talut aleyhisselam, Beni İsrail'in doğru kralı ve lideri olduğu kadar güçlü ve sağlam bir kişi olduğunu kanıtladı. Ama yine de Calut'a hakim olamadı. Henüz genç bir delikanlı olan Hazreti Davut aleyhisselam, o sırada keçi otlatmaya gittiniz ve eve döndüğünüzde babanız, oğullarının savaş alanındaki durumunu öğrenmek için sizi gönderdi. Hazreti Davut aleyhisselam tam saatinde ayrıldı, yoldaki taşlar onunla konuşmaya başladı ve bize ihtiyacın olacağı için bizi yanına al dedi. Hazreti Davut aleyhisselam onları yanına aldı. Ve Hazreti Davut aleyhisselam savaş alanına vardığında, bu arada Hazreti Talut rahmetullah aleyh ilan etti ki Calut'u mağlup edenin benim halefim olacağını. Bunun üzerine Hazreti Davut aleyhisselam, taşlardan birini yanına alıp Calut'a fırlattı. Böylece Calut'un ölümüne sadece tek bir küçük taş neden oldu. Sonra iddiaya göre, Hazreti Talut krallığının yarısını Hazreti Davud'a aleyhisselam vermiş ve kızını onunla evlendirmiştir. Seyyidina Süleyman aleyhisselam daha sonra kimden doğdu? Allah'ın kendilerine sayısız mucizeler verdiği. Seyyiduna Süleyman aleyhisselam, 9 yaşındayken babası Hazreti Davud'un aleyhisselam halefliğini yönetti. Allah Celle ve Ala, rüzgarları ellerinizin emrine vermiştir ki, istediğiniz yere göz açıp kapayıncaya kadar götürsün diye. Çünkü Seyyiduna Süleyman aleyhisselam dua ederdi ki ey Allah'ım, bana öyle büyük bir imparatorluk ver ki, kıyamet gününe kadar kimseye vermeyeceksin. Ey Rabbim, bana öyle büyük bir imparatorluk bahşet ki, senden sonra her mahluk benim kontrolüm altında olsun. Ve Allah Celle ve Ala, dualarınızı kabul etti, insanlar veya yaratıklar yaşadığı sürece, sizin yönetiminiz vardı. Yani o zaman doğudan batıya tüm dünyada sadece Hazreti Süleyman'ın aleyhisselam büyük imparatorluğu vardı. Karada, gökte, denizde yaşayan canlılarla, yani bütün hayvanlarla, kuşlarla kendi dillerinde konuşurdunuz. Hazreti Adem aleyhisselam dünyaya gelmeden önce hapsedilen cinler, Beni İsrail'i imtihan etmek için Hazreti Süleyman aleyhisselam zamanında yeniden serbest bırakıldılar. Fakat daha sonra Hazreti Süleyman'ın aleyhisselam duasında Allah Celle ve Ala, cinleri Hazreti Süleyman'a aleyhisselam tabi kıldı. Cinler emrinizde denizlerin derinliklerinden elmaslar, mücevherler ve incileri keşfeder ve çeşitli yapılar yaparlardı. Bugün bile, Mabedi Süleyman aleyhisselam da dahil olmak üzere diğer keşiflerden, devlerden başka kimsenin bu tür yapıları yapamayacağı açıktır. Çünkü o devirde böylesine modern ve gelişmiş yapıları yapacak ne bir makine ne de bir teknoloji mevcuttu. Hazreti Süleyman aleyhisselam, cinlerin dalışlarından buldukları elmasları ve incileri tahtına ve tacına bağlardı. Sebe suresinin cinlerin Hazreti Süleyman aleyhisselam için de yazıtlar ve heykeller yaptıkları bu ayeti düşünün. Çünkü bugün fotoğraf makineleriyle çekilen fotoğraflara fotoğraf diyebileceğimiz dönemin dijital fotoğraf makineleri çağı olmadığı açıktır. Çünkü o zamanlar, 3000 yıl önce olduğu için, herhangi bir insan için imkansız olan taşların oyulmasıyla görüntüler yapılıyordu. Bugün bile modern teknoloji ile bu tür yapıları yapmak çok zor.
Ürdünlü ünlü arkeolog Ahmet Abdülkerim, heykele Süleyman'ı olduğunu sağlam kanıtlarla iddia ettiği benzer bir heykel keşfetti. Çünkü bu heykelde bir kralın tahtta oturduğu açıkça görülüyor. Sağ elinde, eski kralların ellerinde sıklıkla görülen, sopaya benzer bir ağaç olan. Çünkü batondan çok daha küçük boyuttadır. Tahtına oturan şahın diğer elinde bir top vardır. Ahmet Abdülkerim'e göre Hazreti Süleyman aleyhisselam dünyaya bu top ve sopayla hükmederdi. Çünkü cinler emirleri sopa ve top ile alırlardı. Bu öğelerin her ikisi de o zaman İsrailliler için çok önemliydi ve bugün hala önemlidir ve bugün hala Mason Yahudilerin elinde görülebilir. Çünkü onlara göre, sahte Mesihleri Deccal ortaya çıktığında, tam bir sopa ve top aracılığıyla Yahudi küresel egemenliğini yeniden kuracaktır. Ve hem bu sopa hem de top Seyyiduna Süleyman'a aleyhisselam Allah Cellehu ve Ala tarafından verilmiştir ve onların vahiylerinde ne hikmet ve sırlar gizlidir, Allah'tan başka kimse bilmez. Bu heykelin yüksekliği yaklaşık 33 santimetre, genişliği ise 11 santimetredir. Dokunulduğunda ipek bir elbiseymiş gibi hissettiren büyük bir incelikle işlenmiştir. Ve bu tahtta oturan krala baktığımızda çok güzel bir yüzü olduğunu söyleyebiliriz. Başında elmas ve mücevherlerle süslenmiş bir taç var, çok ince ipek gibi bir elbise giymiş. Çünkü daha sert kumaşlarda yapılamayan bu elbisede kırışıklıklar açıkça görülebiliyor. Böylece ipek bir elbise olduğu kanıtlanmıştır. Şimdi, bu heykelin tahtının arka tarafına bakarsanız, insanlık dışı bir yaratığın yüzü açıkça görülebilir. Ama nedir ve Seyyiduna Süleyman aleyhisselam ile ne ilgisi var? Aslında bunun cevabını da Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz. Allah Cellehu ve Ala Sa'd suresi 34. ayette buyuruyor. Biz Süleyman'ı da imtihan ettik ve onu tahtı üzerinde adeta ruhsuz bir ceset halinde bıraktık. Sonra o bize yöneldi. Aslında bu ayet, Hazreti Süleyman'ın aleyhisselam kibirli tavırları karşısında komutanlarına öfkeyle, imparatorluğumun sana bağlı olduğunu sanma, dediği bir kazaya işaret etmektedir. Karıma gideceğim ve ondan doğacak nesil benim gücüm ve yardımcım olacak. Ancak bu süre zarfında Hazreti Süleyman aleyhisselam, inşallah, demeyi unuttu. Böylece Allah Cellehu ve Ala, yüzü çok insanlık dışı ve garip olan tek bir çocuğunuz olduğu için sizi cezalandırdı. Hazreti Süleyman aleyhisselam bunun için Allah'ın huzurunda tövbe etti. Aslında, o çocuğun bir tasviri sembolik olarak heykelin arka tarafında aşağı doğru yapılmıştır. Daha sonra heykelin arka tarafında üst koğuşlarda Hazreti Süleyman'ın aleyhisselam savaş elbisesi ve miğfer giydiği başka bir yazıt görülmektedir. Bu savaş elbisesi, gücü ve kuralı belirten çok güzel bir şekilde yapılmıştır. Çünkü bu savaş elbisesinin altında giyenin bacakları da mevcuttur. Bu heykel cinler tarafından Seyyiduna Süleyman'ın aleyhisselam emriyle yapılmıştır, yani top ve sopa bile içinde amaçsız yapılmamıştır. Ki bu da ahir zamanlarıyla ilgilidir. Çünkü Yahudi Masonları, Deccal'e sunarak dünya çapında kendi yönetimlerini yeniden kurmak istiyorlar. Fakat bu iki şey, bugün bilahit sandığı gibi dünyanın gözlerinden saklıdır. Bunların gayesi ve sırrı nedir ve arkalarında Allah'ın hikmeti nedir? Allah'tan başka kimse bilemez. Ama bunun hakkında ne düşünüyorsun? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında belirtiniz. Ve bu videoyu bilgilendirici bulduysanız, aşağıda kırmızı bir abone ol butonu göreceksiniz, bu tür ilginç bilgilendirici videoların zaman zaman size ulaşması için basın. Şimdi sizinle böyle yeni ve ilginç bir videoda buluşacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın.